Sayın Ahmet Savaşan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi, bu akşamki stüdyo konuğum. Süresinden de biraz çaldım ama gündem önemliydi, biliyorsunuz. Yakın Doğu Üniversitesi hızla büyüyen, gelişen ve dünyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kelime anlamıyla bir marka olarak tanıtan bir üniversite. Tüm katrosuyla zaten yalnızca hastanesini alıp üzerine tez yapabileceğiniz, sayfalar dolusu anlatılar yapabileceğiniz bir yapısı var. Kendisi de hastanenin üst yöneticisi olarak görev yapıyor. Ben birçok soru soracağım ama gündemde biliyorsunuz Yakın Doğu Üniversitesi'nin Girne'de Girne Üniversitesi adı altında açmaya hazırlandığı bir üniversite var. Girne Amerikan Üniversitesi'nin bundan bazı rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlıklarının haksız ve yanlış olduğunu değerlendiren birçok köşe yazarı var. Birçok gazeteci var. Bunu da konuşacağız. Mesajlarınız olursa da bana atarsınız efendim. Hoş geldiniz. İyisiniz inşallah Ahmet Bey. Evet, iyilik. Vallahi biraz gripsiniz biliyorum ama ben yeni atlattım. Bu da öyle bir şey geldi mi gitmiyor. O nedenle çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için bu akşam. Çok önemli görevler ifa ediyorsunuz. Siz de Yakın Doğu Üniversitesi denildiğinde ismi hatırlanan insanlardan bir tanesiniz. Bu da çok önemli aslında bizim için. Hızlı gidelim konularda, çok oyalanmayalım. Girne Amerikan Üniversitesi'nin derdini efendim sizinle. Her şeyden önemlisi aslında bu stüdyolarda olmak bizlere mutluluk veriyor. Sizlerle de bir arada olmak aynı şekilde. Biliyorsunuz sizin de ifade ettiğiniz gibi birçok gündemi meşgul eden belirli açıklamalar oldu. Ben onlara cevap vermektense aslında ne yapacağız, ne yapmak arzusundayız onları biraz sizinle paylaşayım. Yakında üniversitesi bir kardeş üniversite kurarak, Girne'de bir kardeş üniversite kurarak denizcilik fakültesini ağırlıklı denizcilik ile iştigal edecek bir üniversite kurma kararı aldı ve bunu da gerekli devletten gerekli izinleri alarak hayata geçiriyor. Bu anlamda elbette ki dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi denizcilik adı üstünde denizle bağdaşan ve dünyanın pek çok yerine baktığınızda da örneklerinin deniz kenarında olduğu düşünüldüğünde ve daha da önemlisi, daha da önem kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir ada devleti olduğundan ve bizlerin de yıllardır gerçekten uluslararası başarılar kazanmış, uluslararası denizlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden ehliyet almış, uluslararası geçerlilikle dünyanın pek çok yerinde çok büyük gemilerde kaptanlık yapan arkadaşlarımızı yetiştirmemizden de hareketle hem Kuzey Kıbrıs'ın ada olması hem de Denizcilik Fakültesi'ne hem yakışan hem de ülkemize daha fazla öğrenci gelmesini de sağlayacak bir adım atılarak Yakın Doğu Üniversitesi'ne kardeş bir üniversite kuruluyor. Evet, adı da Girne Üniversitesi'dir. Bu da pek doğal bir süreçtir. Başvurunuzu yaparsınız. Bir inceleme sürecine tabi tutulursunuz. Ve eğer devletin kurumları buna eğer uygun buluyorlarsa, İzin verirler eğer size. Aynı isimden başka bir kurum, kuruluş daha yok ise bunu verirler. Yakın Doğu Üniversitesi de bu sinsileyi takip ederek Girne Üniversitesi adıyla da herhangi bir tescil olmadığı için çok doğal bir sürecin sonucunda Girne Üniversitesi'ni kurmuştur. Ve önümüzdeki dönemde denizcilik ağırlıklı denizcilik bölümlerinin, denizcilik fakültesi bölümlerinin olacağı bir kardeş üniversite meydana getirmiş olacak. Pekala, bunun nasıl feedbackleri, toplumda tepkileri nasıl, beğeni var mı, bir artı var mı, yani nasıl karşılandı bu fikriniz? Yani basın bunu kucakladı benim gördüğüm kadarıyla. Bakın, bunu da söylemek lazım. Yani şimdi Akdeniz Karpaz Üniversitesi kuruldu biliyorsunuz. Hayata da geçti. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi çıkıp da demedi. İşte bunun içinde de Akdeniz var, onun için açılmaması lazım. Demedi. Yani nasıl, toplumun bakışı nasıl? Basın kucakladı Girne Üniversitesi'ni şu an.
Tabii öyle şöyle, biz Yakında Üniversitesi olarak gerçekten çok içtenlikle paylaşmak istiyorum. Yaptığımız bütün icraatlarda halkı yanımızda görüyoruz. Aslında bu stüdyoları sevmemdeki ve kendimi çok rahat hissetmemdeki en önemli şeylerden bir tanesi de sizlerin de sloganı halkın televizyonu diyorsunuz ya, bunu aslında siparişle söylenebilecek ve yaşanabilecek bir güzellik değil. Dolayısıyla Yakında Üniversitesi'nin içerisinde yıllarını vermiş birisi olarak benim de aslında bunu söylemem çok da gerekli değil, ama bizler kurucu rektörümüz, ailesi ve bütün üst düzey yönetici arkadaşlarımızdan en tepeden en tabana kadar bütün Yakın Doğu ailesi yaptığı bütün icraatları, attığı bütün adımları halkıyla, halkı için atmaktadır. Dolayısıyla bu adımda da diğer bütün adımlarımızda olduğu gibi halkı yanımızda görüyoruz, buluyoruz. Ve aslında en temelde şurayı kaçırmamak gerekir. Bizlerin Yakın Doğu Üniversitesi'ne kardeş bir üniversite açarken yine en büyük hareket noktamız bu ülkede, bu ülkeye üniversiteler ve sağlık adası olması için çok büyük gayret gösterdiğimiz ülkemize daha fazla öğrencinin gelmesi ve Girne'mizin, çünkü onun da altını çizmek gerekir, Girne'mizin kalesiyle anılan Girne'mizin daha bilinir, marka değeri olarak da daha ön saflara çekilmesi, ülkemizi önce Kuzey Kıbrıs'ı, daha sonra da Yakın Doğu Üniversitesi'ne denizcilik eğitimi almak için daha fazla öğrenciyi getirmek gayemiz. Dolayısıyla bunlar da dediğim gibi ülkede eğitim adası konusunun daha güçlendirilmesi, yani ülkemize daha fazla öğrenci getirilmesi için atılan ve çok geniş kitleler tarafından desteklenen bir fikir. Evet. Peki efendim, son zamanlarda çok önemli adımlar atıyorsunuz. Çok ciddi ödüller alıyor Yakın Doğu Üniversitesi. Aynı zamanda hastanesi notumu aldım. Karmaşık yazılarından bakarak okuyorum. Altın kalite ödülü. Evet. Sayın İrfan Günsel'le, sevgili İrfan'la birlikte gittiniz. Uluslararası bir ödül bu. Biraz bundan konuşalım. Görüntüleri de var bunun bildiğim kadarıyla. Çok müthiş bir şey. Yani Yakın Doğu Üniversitesi ile ilgili ne zaman ben yazı yazacak olsam, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Lefkoşa ile Dikmen arasında büyük bir kampüs yaşamının ötesinde Kuzey Kıbrıs'ı kelime anlamıyla dünyada temsil eden bir isim gelir benim aklıma. Yani ve sanıyorum çok katılımlı bir etkinlikti, bu ödül töreniydi. Biraz bundan konuşalım. Evet, doğru söze ne denir? Gerçekten herhalde bu ödülü kurucu rektörümüzün felsefesini yansıttığı ve aslında Mütevelli Heyeti Başkanımızın da sözlerine 72 ülkenin katılımıyla organize edilen Uluslararası Avrupa En İyiler ödül töreninde sözüne başladığı Almanya'da Frankfurt şehrinde söze başladığı kelimelerle herhalde bunu başlatmak gerekir. Bugün Yakında Üniversitesi Hastanesi'ne dünyanın 72 ülkesinin katılımıyla yatırımlar, ekonomi, sanat, akademik çalışmalar ve kurumsal imaj konularında öne çıkan, dünyaca ünlü, dünyada iz bırakan büyük kurumlara verilen altın kalite ödülü bu yıl Yakında Üniversitesi Hastanesi özelinde aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Kıbrıs'a verilmiştir. İşte Mütevelli Heyeti Başkanımızın bu konuşmayla başladığı ülke tanıtımında ve bu ödülü alma öncesinde yaptığı açılış seremonisindeki 5 dakikayı aşan bir konuşmada aslında Kuzey Kıbrıs insanı neleri başardığını, neleri başarabildiğini ve çok daha önemlisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin artık 72 dünya tarafından tanınan ülkeden bir tanesi olarak Frankfurt'ta dünyanın Almanya gibi başkentlerinden birisinde dünya devi şirketlerle bir araya gelerek aslında tanıtımı anlamında da ne kadar önemli adımlar attığını göstermesi bakımından çok manidardı. Biraz aslında bu ödülün Kuzey Kıbrıs için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya dönük bu
hangi kriterlere bağlı olarak bizlere ödül verildiğini paylaşmak isterim sizlerle. Bugün Uluslararası Avrupa En İyiler Ödülü dünya çapındaki öncü pozisyonlardaki şirketlere veriliyor ama bu ödülleri verirken Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki kurumlar için geçerli olan kalite kriterleri birleştirilerek dünyada QC100 Total Quality Management diye özel bir kalite kriterleri belirlendi. Ve 72 ülke ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakın üniversite hastanesine verilen bu ödül de dünyanın en öndeki ülkelerinde uygulanan kalite kriterlerine uygunluk gözetilerek verilmiştir. Tabii ki biraz daha elle tutulur olması bakımından bir kurum, bir kuruluş aslında bir ülke, bir devlet için en önemli olan şeyleri alt alta yazsanız desek, belki de şimdi size karıştırmamak için biraz içine bakarak söyleyeceğim. Bir, bu ödül nereye, hangi kriterlere, evet QC100 dedim, işte Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki kalite kriterleri birleştirilerek oluşturulan bir kalite çemberinden bahsettim. Hı. Ama bu böyle soyut kalmasın, bu kurumlara hangi, yani biraz daha elle tutulur olması açısından, bir kurumun sergilediği performansa göre, müşteri memnuniyetine göre, çevreye saygısı, sosyal sorumluluk bilinci, en iyiye ulaşma çabası, yine bilgi ve veri analizi, liderlik, planlama, karar verme, insan kaynakları, eğitim ve uygulama sürekliliği, ürün ve üretimde kalite, yine yenilik ve teknoloji, iletişim stratejileri, iş verimi, ISO 9001 ve yine toplam kalite gibi dünyada sadece kurumların değil devletlerin de üzerine titrediği, devletlerin de üzerinde çok emek ve efor harcadıkları pek çok önemli kriterden sentezlenerek dünyada kalite konusunda ödül veren en büyük özel kuruluş tarafından, bunun da adını söylemekte yarar vardır herhalde. Bu da Business Direction BIT tarafından verilen uluslararası bir ödüldü. Bunu da dediğim gibi mütevelli heyeti başkanımız Sayın İrfan Günsel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına aldığını söyleyerek ödülü aldı. Çok önemli şeyler bunlar. Evet. Hakikaten çok önemli şeyler. Ve tabii ki burada aslında paylaşmak istediğim bir şey daha var. Çok önemli bir olay daha bu basınımıza aslında yeterince yer bulmadı demeyeceğim. Çünkü yeterince biz paylaşamadık. Herhalde bu önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bu sizlere anlattığım bu büyük olay hem ülkemiz için hem üniversitemiz için aldığımız ödülü aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üst düzey temsilcileriyle Türkiye Cumhuriyeti üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısıyla da Frankfurt'ta paylaştık bunu uluslararası kamuoyunda. Ve KKTC Dışişleri Bakanlığı Berlin temsilcimiz Mustafa Kemal Gökeri Bey, yine turizm ateşemiz Sayın Önal Dorak ve Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosumuzun katılımıyla Sayın Mütevelli Heyeti Başkanı ve benim katılımımla Frankfurt'ta bir basın toplantısı düzenledik ve uluslararası kamuoyuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve içinde bulunan Yakında Üniversitesi Hastanesi'nin artık dünyada tanınır devletlerdeki öncü kuruluşlarda uygulanan kalite kriterlerini yakaladığını ve bu ülkenin aslında insanının hangi düzeylere ulaştığını gösterme fırsatımız oldu ve bunu da uluslararası basında yer alması, orada Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin bir araya gelmesiyle bunu büyük bir şemsiye altında duyurmamız da ayrıca bir ülke adına manidar bir gelişmedir aslında. Efendim, devam ediyoruz. Bir önemli konu var. Yakın Doğu Üniversitesi çok önemli bir ilke imza atıyor. Yakın Doğu Üniversitesi, okkası ağır olanlardan, bu açacağım konu son derece önemli, doku organ nakli konusu. Yakın Doğu Üniversitesi, bu konuyla ilgili yasa var biliyorsunuz, Sağlık Bakanlığı'nın da açıklaması var, Meclis Başkanı'nın açıklaması var, hükümetin açıklaması var. Ancak Tabipler Birliği ısrarla böyle bir yasanın olmadığını,
söylüyor. Yakında o yaptığı işlerden dolayı eleştiriyor ki bana göre Tabipler Birliği ne yazık ki benim birçok belgeli yaptığım haberi bile, belgeleriyle yaptığım suç duyurularını bile alıp inceleyip sonuca vardırmamış bir kurumdur. Bunu defalarca kez yazdım ben. Çekinmeden de yazabilirim defalarca kez. Yakında o üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilke imza atıyor yakında. Organ nakli konusunu gündeme getiriyor. Organ nakli gerçekleştirecek. Bu müthiş bir olay. Dedim ya, okkası ağır gelenlerdendir. Bizim de okkamız ağır gelir. Genelde hazmedemezler ama bunu biraz konuşalım Ahmet Bey. Evet. Tabii ki organ nakli dünyada çok önemsenen ve hayat kurtaran en önemli tedavi yöntemlerinden bir tanesi. İşte bu anlamda bizlerin ikincil hedef, aslında birinci hedefi taçlandıran, ikinci hedefi olarak da önümüzde duran ve hazırlıklarını tamamladığımız en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Bugün yakında üniversite hastanesinde başta karaciğer, böbrek, kalp, yine ilik nakilleri başta olmak üzere yapay kalp işlemlerinin de yapılabilmesi için gerek hemşire, teknisyen ve buna bağlı olarak yardımcı personellerimizin eğitimleri yurt dışında tamamlanmış ve kendi kadromuzda olan uzman konusunun otoritesi hocalarımızla birlikte de bu az önce saydığım konularda, yani karaciğer ve diğer kalp, organlar, kalp, ilik nakli gibi ve en önemlisi dünyada çok hızlı gelişen yapay kalp işlemleri şu an itibariyle yarın sabahleyin yapılabilecek şekilde hazır bulunmaktadır ve aslında bugün organ nakli yapılmasına, bugünkü meclis başkanımız söylediniz, yasalara bakarak kendi ağzından açıklama yapmıştır. Yasalarımız cevaz veriyor. Ama burada bir küçük anekdot aslında. Yasalarımız cevaz veriyor. Akrabadan organ nakli yapılmasına hiçbir engel yok. Ama dünyaya baktığınızda organ nakli de iki konunun altını çizmek lazım. Bir, organ nakli yapılabilmesi için organ bağışı yasasının yapılması, yani organların nasıl bağışlanabileceğinin düzenlenmesi. İkincisi de en az bu kadar önemli olan toplum bilincinin oluşturulması ve insanımızın organlarını bağışlamaya yönlendirmek ve organ bağışının ne kadar önemli, ne kadar kutsal bir iş olduğunu anlatmak. İşte bizler bu iki, hatta üç sacayağı, yani hastaneyi hem altyapısal, hem teknolojik bakımdan, hem de hoca yeterliliği bakımından bütün hazırlıklarımızı yaptık ve yardımcı personelimizi de yurt dışında eğiterek bugün organ ve ilik nakli gibi konularda, yapay kalp işlemleri gibi konularda %100 hazır duruma getirdik ve yarından itibaren eğer verici donör bulunursa yarına itibaren bu nakillerin hepsini yapabilecek müjdeyi bu televizyonlardan, Genç TV'den paylaşmak isterim. Bu da iki konuda çok önemli. Bir kere organ nakli olması gereken ileri derecedeki rahatsızlıklar yaşayan insanımızın iyileşmesi, hayatı kurtulması için bu çok hayati bir adım. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yakında Üniversitesi Hastanesi artık insanına, başta kendi insanına ve bununla birlikte dünyadan da ülkemize gelerek sağlığını bu ülkede arayacak olan turist hastalara nakiller konusunda da çok önemli bir açılım yapacak ve ülkemizi sağlık adasında bir adım daha ileriye taşıyarak ülkemizin nakillerle doğru etik kurallara bağlı bilimsel yöntemlerle ve en ileri teknolojiyle buluşturacağı bir dönemece gelmiştir. Dolayısıyla bu anlamda önemli bir müjde. Bizim hastanemiz için, ülkemiz için, devletimiz için, insanlarımız için, dünya insanları için önemli bir adım. Bunu da sizler vesilesiyle buradan bütün halkımızla, bütün dünyayla paylaşalım. Çok önemli bir şey bu. Yani bizim ülkemizde ne yazık ki eğer birileri çıkıp
şu hikayeyi anlatıp hemen yakın doğuya bağlayayım. Çok ünlü bir ressam, Çinli ressam, son derece başarılı, bir öğrenci yetiştiriyor. O öğrenci artık ressam oluyor ve son resmini yapıp hocasına götürüyor. Diyor ki işte hocam bir de siz değerlendirin. Diyor ki halk değerlendirsin senin resmini. Git diyor meydana as ve neresini beğenmediyseniz oraya çarpı işareti koyun diye diyor not bırak. Götürüyor ressam olmuş öğrenci. Bırakıyor resmini, bu notu düşüyor. Ertesi gün gidip baktığında fotoğrafın her yeri çizik. Üzülüyor tabii ressam, diyor ki işte hocam bakın böyle böyle oldu. Yani ben başarısız biri miyim? Peki diyor, bu resmi tekrardan diyor götür. Şöyle bir not bırak. Hatta diyor yağlı boya bırak, fırça bırak. Neresini beğenmediyseniz ve hatalı bulduysanız orasını düzeltin diye bir not bırak diyor. Bunu yapıyor genç ressam. Ertesi gün gidip bakıyor ki fırçalar olduğu yerde, boyalar olduğu yerde resme hiçbir düzeltme yapılmamış. Diyor ki genç ressam nasıl oldu hocam diyor. Ne demek şimdi bu diyor. İnsanlar diyor bilmeden, o bilgiye haiz olmadan gönül rahatlığıyla diyor seni eleştirebiliyor. Ama gel doğrusunu yap dediğin zaman diyor bundan kaçıyorlar çünkü ehil değiller. Kıbrıs'a böyle bir şey var. Kıbrıs'a iyi, herkes değil tabii ama hazmedememe var. Bunu yaşıyor musunuz? Yani yıllardır yakın doğudasınız. İsminiz hakikaten o üniversiteyle anılıyor artık. Ben sizi uzun yıllardır tanıyorum. Bu hazımsızlığı hissediyor musunuz? Mesela bu konuya girmek istemediğinizi biliyorum ama ya bir başka üniversite çıkıp diyor ki işte adı benimle özdeşir, onun için aşmasın buraya üniversite. Yani bu kadar basit bir bahane olabilir. Yani işte bir zamanlar vardı fotoğrafçı arkadaşlarımız bizim. O bayramda çocuğun fotoğrafını çeker. Elinde bayrak, sen de giden çekesin. Çekme diyor, bu benim fotoğrafımdır. Nerede buldun sen bunu? Ben çekeceğim diyor. Bu ona benzer. Yani bunu hissediyor musunuz? Büyüyen bir üniversitenin içindesiniz şu an. Şimdi aslında nasıl tarif ederler? Biraz da böyle sesli düşünmeye çalışıyorum. Yani burada sor bana söyleyeyim, sana programı yapmıyoruz Ahmet Bey. Sohbet ediyoruz. Evet, burada. Yani ben çok rahat içtenlikle paylaşacağım. Evet, güzellikler bizi her zaman cesaretlendirir, herkes olduğu gibi. Ama aslında hikayeye hak vermiyor da değilim. Hak vermiyor da değilim. Ama Yakın Doğu Üniversitesi olarak bizlerin yıllardır yaşadığımız ve attığımız her adımda çok içtenlikle paylaşmak isterim ki çok büyük, çok yaygın kitleleri yanımızda buluyoruz. Moralimizi bozan bir takım gelişmeler de olmuyor mu? Oluyor. Ama bunun altını kalın çizgiyle çizmek isterim. Bu moralimizi bozan ve beklemediğimiz aslında olayların gelişmesi halktan, toplumdan gelen reaksiyonlardan olmadı hayatımız boyunca. Bunların yani halkımızdan, toplumumuzdan, insanımızdan her zaman çok büyük bir sevgi, çok büyük bir güven ve çok destekleyici sinyaller ve enerjiler aldık. Dolayısıyla bu anlamda halkımızla, toplumumuzla bilakis çok ahenkli ve çok birlikte yürüyor bu iş. Yani bazen düşünüyorum bu işte 15-17 yıllık Yakın Doğu Üniversitesi hayatımda en sıkıntılı geçirdiğimiz dönemleri bile o dönemle, yani aslında bizde biraz da ters orantılı oluyor. En sıkıntılı gibi göründüğümüz dönemlerde halkın desteğini en fazla yanımızda gördüğümüz zaman oluyor. Dolayısıyla da bizim aslında doğru yolda olduğumuzu göstergesi de bu, kabul ediyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin çantasında neler var başka? Tabii ki dünyada klişe değil ama en önemli şey sağlık. Dolayısıyla sağlık da son nokta hiçbir zaman gelmeyecek. En önemli bugünkü ve orta vadedeki yarınki adımımız organ nakli ve buna bağlı gelişmeleri toplumumuzla, halkımızla ve dünya insanıyla buluşturmak. Ama elbette ki her zaman çantamızda hep hazır bulunduracağımız ülke insanına en yüksek teknolojiyi en iyi hocalarla, güncel bilgiyle ulaştırmak ve bu toplumu sadece hasta olanları iyileştirmek anlamında değil, toplum sağlığı anlamında da çok ciddi
katkılar koyarak ülke insanının hastalıklardan kurtulması veyahut da hastalıklara yakalanmaması için bir üniversite hastanesinin yapması gereken bilimsel çalışmaları yapmak. Son bir şey daha, en önemli görevlerimizden bir tanesi de toplumsal bilinci, işte tıpkı organ naklinde olduğu gibi diğer pek çok konuda da toplumsal bilinci oluşturmaktır. Şimdi ben yapmış olduğum bazı samimi sohbetlerde üniversite yetkilileriyle, yakında o üniversitesi hastanesinin birçok dönüşü zor kanser vakasını kurtardığını biliyorum. Bunlar anlatılmıyor ve söylenmiyor. Belki de söylenmemesi de makbulüdür hani iyilikten. Evet. Veya birçok kanser hastalığına yakalanmış birçok insanın başında erken tanıyla yakalayıp kurtarabilen bir hastane. Şimdi devlet hastanesine ister istemez bir güvensizlik var şu an. Yani belki devlet hastanesi donanımlı olabilir, doktorlar iyi olabilir. Onu söylemiyorum zaten. Onun derdinde değilim. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü konusunu açacak değilim ama son zamanlarda çıkan haberlerde, ki biz her gün köşe yazdığımız için mecburen internet sitelerini, gazeteleri sürekli tarıyoruz. Her gün 100 defa bakıyoruz. İşte falan filan rahatsız oldu. Önce devlet hastanesine, sonra yakın doğu hastanesine kaldırıldı. Falan filan rahatsız oldu, kaza geçirdi, yakın doğu hastanesine kaldırıldı. Bu çok önemli bir şey. Bu bir güvenin işareti. Talep nasıl, ilgi nasıl? Şimdi tabii son soru birazdan kapatacağız. Programı aktaracağınız başka konu. En önemli okumamız gereken konu sizin aslında şimdi tarif ettiğiniz ama benim biraz daha farklı yaklaşacağım konudur. O da şu, devlet hastanesi derken iyi tanımlamak lazım. Bugün yakın doğu üniversitesi hastanesi de devlet hastanesi gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı, o izinlere bağlı olarak kurulan ve yine ülkedeki ilgili yasalara bağlı faaliyet gösteren bir üniversite kuruluşudur ve bir üniversite hastanesidir. İşte bu anlamda devlet hastanesidir. Dolayısıyla çok doğru okumak gerekir. Önce devlet hastanesine, sonra yakın doğu üniversitesi hastanesine gitmesi ne devlet hastanesini küçüldür ne de yakın doğu üniversitesi hastanesini büyütür. Bunu şöyle tarif etmek lazım. Evet, önce devlet hastanesine gidebilir bir hasta. Ama üst ihtisas alanı, örneğin çok farklı bir teknoloji veyahut da çok farklı bir uzmanlık alanı isteyen ve aslında sayıları da çok olmayan bir takım hastalıklar ve bir takım uzmanlık alanları var ki yakında üniversite hastanesinde bunlar bulunuyor. 36 ana bilim dalının 36'sında da profesör ve ikinci bir profesör ve doçent 120'yi aşkın çok spesifik konularda uzmanlık yapan doktorlarımız var. Bugün dünyanın eğer Amerika'da kanser konusunda Cleveland Clinic'se bu işin otoritesi, tırnak içinde söylüyorum, orada hangi cihaz varsa yakında üniversite hastanesinde de var. Bugün dünyadaki en ileri hastanelerde hangi profesörler hangi güncel bilgiyi kullanıyorsa yakında üniversite hastanesinde de bu var. Dolayısıyla doğasındandır önce devlet hastanesine sonra bize gelmek. Ne dediğim gibi ondaki eksikliği gösteriyor ne de bizdeki şeyi gösteriyor. Onun yapamadığı bir şeyi bir marifetçesine sanki onu küçümseyercesine yapmak. Bu tamamen devlet hastanesi kendi imkanları ve kendi kabiliyetlerince en iyi yapacak. Elbette ki dünyadaki olduğu örneği gibi orada yapılamayanlar üniversite hastanesine gelecek ve üniversite hastanesindeki hocalarla oradaki daha yüksek teknolojiyle orada yapılacak. Bu bir ülkedeki sağlığın zenginliği gösteriyor sanırım. Yani sağlığın bütünselliğidir. Dolayısıyla bunu çok güzel tespit etmek lazım, çok güzel okumak lazım ve bu ülkede yakında üniversitesinin bir üniversite hastanesi olarak devlet hastanelerine ne de başka bir hastaneye rekabet yaptığını
söylemek gerekir. Bilakis yakında üniversite hastanesi gerek devletimizin hastanelerindeki gerekse özel hastanelerde verilemeyen hizmetleri verebilen ve ülkedeki sağlığın da kendi ülkemizde en iyi şekilde alınabilmesini sağlayan bir üniversite kuruluşudur. Bir üniversite hastanesidir. Evet. Hocam ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olduğunuz için güzel bir sohbet oldu aslında. GAVI'yi konuştuk. Altın kalite ödülünü konuştuk. Benim için en önemlisi organ naklini konuştuk. Bizim ülkemizin ne yazık ki ülke insanının huyudur işte. Hiç kendi ölmeyecek gibi evet. yaşar. Hiç başına gelmeyeceğini düşünür. Böyle oturursunuz, seyredersiniz. Bir ambulans hele son bu 2-3 gün ne kadar ambulans gitti geldi yollarda. Ya evet. insanın tüyleri diken ben dün Girne'den dönüyorum. Bizi bir ambulans geçti. Lefkoşa'ya acil gitti. Karşıdan boş bir ambulans. Lefkoşa'dan Girne Hastanesi'ne geldi. Böyle çalışıyor ambulanslar. Yani gidip maalesef. Gidip geliyorlar. Yani bu kurra hepimize çıkabilir. Evet. O nedenle o kurra vurduğunda birilerinin sizi kurtarması lazım. Canınız yanında birileri olacak ve sizi kurtaracak. Bu nedenle ben Yakın Doğu Üniversitesi'nin hastanesinin varlığından gerçekten büyük bir memnunluk diyorum. Herkesin de bunun kıymetini bilmesi gerekiyor. Bilhassa devletin bu hastanenin her zaman yaşaması için gereken desteği vermesi gerektiğini inanıyorum. Bu yönde de zaten onlarca yazı yazdık. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Sizlere de büyük kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. Allah kimseyi ne sağlıksız ne de adaletsiz kılmasın. Amin amin. Bu çok önemlidir. Evet. Peki çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, Kıbrıs'a Manşet programının sonuna geldik. Sizler de izlediğiniz yoğun bir program yaptık. Biraz böyle özellikle pazartesi günkü programlarını biraz böyle kalabalık yapmaya çalışıyorum. Ben sevgili Ahmet Göksan'ı konuk aldık. Hemen ardından bir telefon bağlantımız oldu. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı'yla bugün Ulusal Birlik Partisi'ndeki krizi değerlendirdik. Sayın Başbakan açıklamalarını paylaştık birazcık sizinle. Hemen ardından da Sayın Ahmet Savaş'ın Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu üyesini ağırladık. Güzel haberler verdi. Aslında en önemli verdiği haber Yakın Doğu Üniversitesi zaten sürekli başarılı. Yani ben mailimi her açtığımda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile ilgili mutlaka bana bir şeyler gelir. Bu nedenle asıl önemli konu organ naklinin artık yapılabilir duruma gelmiş olması. İşin özeti şu. Hayat hangi pencereden bakarsanız size öyle gözükür. Ama bir de sizi kötü tarafından bakmaya zorlayanlar vardır çevrenizde. Onlara gözlerinizi kapayacaksınız, kulaklarınızı tıkayacaksınız ve yürüyeceksiniz. Paranız olmayabilir bugün. Yarın bir yerlerden elinize geçer rahatlarsınız. Bugün sevdiklerinizden uzakta olabilirsiniz ama yarın onlar size yakın olur. Motivasyonunuzu yitirmeden ayakta kalmaya bakın. Bu herkes için geçerli. Gazeteciler için, doktorlar için, avukatlar için, devleti yönetenler için, iş adamları için, hasta insanlar için. Ne zaman berberime gitsem ve desem ki, yahu çok canım sıkılır benim. O da der ki, nedir yahu söylediğin, sen bilir miyim ben hastaneye giderim tıraş yapmaya, gencecik çocuk ne konuşabilir, ne tepki verebilir. Sen halini şükret, arabana yürüyerek gidiyorsun. Bu çok önemlidir. Hani önemsemeyiz bile biz. Ama bu çok önemlidir. Ne zaman motivasyonun bozulsa sevgili izleyiciler, mutlaka yolda belde bir ayağı eksik, tekerlekli sandalyeye bağımlı insanlar görürüm. Yani böyle başıma soğuk su dökülmüş gibi irkilirim. Bu nedenle motivasyonunuzu yitirmeden hayatın her köşesinde kendinize sahip çıkın ve ayakta durun. Hayata pozitif bakın, negatif baktırmaya çalışanlara da kulak vermeyin efendim. Negatifler hep vardır. Siz pozitifleri artırın ki negatifler daha az da kalsın. İyi yaşamak hakkımızı teslim olmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum size.